Öncelikli olarak Avrupa Birliği politikaları Avrupa halkları tarafından yüksek bir sesle eleştiriliyor ve hükümetler de bu konuda eleştiri odaklarında bulunuyor. Bu savaşın kaybedeninin Avrupa Birliği olduğunu ifade ediyorum ve kıta Avrupa'sının lokomotif ülkesi olan Almanya'nın önemli iktisadi yapısında tahribatlar oluşturduğunu görüyoruz. Rusya-Ukrayna savaşına baktığınızda bu savaşın sonuçlanmasında nasıl bir düzen kurulacak? Avrupa'nın doğusu nasıl şekillenecek? NATO Avrupa Birliği'ne rağmen oradaki varlığını, oradaki politikalarını sürdürülebilir noktada sürdürmesi söz konusu olacak mı efendim? Öncelikle iyi akşamlar diliyorum İyi tekrar. akşamlar efendim. Türkiye kökenli bütün dinleyicilerimize sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için de size tekrar teşekkür ediyorum. Yararlı hizmetler Estağfurullah veriyorsunuz. efendim. Konular hepsi önemli. Sorduğunuz sorular da hepsi önemli. Bunların mutlak ve tek bir cevabı yok tabii ama öngörünüz yani Rusya-Ukrayna savaşından kısa değil uzun sürebileceği yolundaki öngörünüzün doğru olduğunu hep birlikte izlemekteyiz, maalesef izlemekteyiz. Çünkü bu savaşın kazananı aslında pek yok. Yani Rusya kaybediyor, Ukrayna kaybediyor, Avrupa Birliği kaybediyor. Amerika Birleşik Devletleri onlar silah sanayi üzerinden çoğunlukla bu konulara baktıkları için belki pandemi ortamında, ekonomik sıkıntılar ortamında savunma sanayinin, silah sanayinin Ukrayna savaşından parazlandığını düşünmemiz de mümkün. Ama her halükarda ne Rusya, ne NATO, ne NATO içinde Amerika Birleşik Devletleri, ne de Avrupa Birliği bu savaşı sona erdirecek inandırıcı adımlar maalesef bir türlü atmıyorlar, atamıyorlar.